Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Yasin-i Şerif'in okumanın faydaları nelerdir, bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Yasin-i Şerif okumanın faydaları. Hasta yanında, Yasin, Sure-i Şerifesini okumak mühim sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yanında Yasin-i Şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer. Yani, can vermenin hasıl edeceği susuzluğu duymaz. Ra'd suresini okumak, ruhun çıkmasını kolaylaştırır. İnsan ölünce Kur'an-ı Kerim, yanında değil, karşısında ve sessiz okunabilir. Kur'an-ı Kerim'i, ölüler de işitir ve faydalanır. Cenaze taşıyanların, kabir ziyaret edenlerin, maddi bir karşılık düşünmeyerek, Kur'an-ı Kerim'den bir kısmı, Allah rızası için okuyarak, sevabını meyyitin ruhuna hediye etmeleri sünnettir. Ölüm halinde su içirmek sünnettir. İhtiyacı görülürse vacip olur. İçince ferahladığı görülürse vasibliği artar. O anda şeytan, saf su gösterip, senden başka mabudum yoktur dersen, sana içiririm, dediği, hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Yasin Sure-i Şerifesini okumanın faydaları. Aç olan, tok olur. Yani, ummadığı yerden rızık gelir. Susuz olan, kanıncaya dek su bulur. Elbisesi olmayan, elbise bulur. Eceli gelmeyen hasta şifa bulur. Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. Ölürken, cennet melekleri gelip, görünür. İnsan korktuğundan emin olur. Misafir ve garip yardımcı bulur. Bekarların evlenmesi kolay olur. Kaybolan şey bulunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazımdır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, ölüm hastası yanında, bir sure okununca, her harfi için bir melek gelip, ruhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında bulunurlar. Gömülürken bulunurlar. Hep dua ederler. Bir hadisi şerifte de şöyle buyuruldu, Müslüman bir hasta yanında Yasin-i Şerif okunursa, Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. Suya doymuş olarak ruhunu teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz. Hasta, Allahü Teala'nın affına, merhametine güvenmeli, Rabbim beni mağfiret eder, affeder, demelidir. Allahü Teala, hadisi kudside buyuruyor ki, kulum, beni nasıl umarsa, onu öyle karşılarım. Öyle ise, benden hep iyilik bekleyiniz. Hasta yanındakilerin, iyilik ümidini arttıracak şeyler söylemesi, Rabbimizin rahmetini umduğumuzu hatırlatmaları sünnettir. Ölüm hali görülünce, rahmet ümidini arttıracak şeyler söylemek vacip olur. Kılmamış namazları varsa, tevbe etmesine teşvik eylemek sünnettir. Ölür ölmez, borçlarını bir an önce ödemelidir. Zevcesine, vaktiyle ödemediği, mer, yani nikah parası da, borcudur. Verilmemiş, birikmiş zekat, fıtrada borçtur.